Hak dostum hak. Yanıldım ben bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhani dükkanda yatır. Kovsam o da düşmez şanıma. Ki vardır çarşafsız yorganda yatır. Haşa huzurdan. Ustası çırağını sever. Bir eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi çatladı nazardan. Eşek çıktı mezardan. Eşeğin aşkından ormanda yatır. Bizim çırak hırtıyı pırtıyı toplamış külhanda yatır. Evet efendim, bu akşam size işçi emeklisi Hulusi'nin hikayesini nakledeceğim. Zamanı evvelde elinde üç gömlekle kasaya yaklaşan Hulusi sıra kendisine gelince ürünleri kasiyere uzattı. Peşin taksit. Peşin peşin. Ding. 99 TL efendim. Bir TL'lik ürün daha alırsanız AVM'nin hediye çekilişine katılabilirsiniz. Çekiliş mi? Ne çekilişi? Amca şuradan 3-5 TL'lik bir çorap al da katıl işte, araba veriyorlar. İyi madem katılalım. Bay bayan çocuk. Fark etmez, istediğinden ver. Ding. 104 TL efendim. Buyurun. Çekiliş. Danışmadan kupon al. Peki evlat. Aa, araba bu muymuş? Vay. Güzelmiş de ya. Kapısı açık mı? Açıldı. İçine girdim. Direksiyonu denesem çalışır. Çalıştı. İnanamıyorum. Çalıştı. Açılın açılın, yol verin bana. Hulusi arabaya bindi. Arabayla AVM'nin içinde birkaç tur attıktan sonra dış kapıya yöneldi. Güvenlikle göz göze geldi. Güvenlik geç geç dedi. Hulusi çıktı. Ya bu araba sürmek bu kadar kolay mıymış ya? Hanımın yanına da gideyim de bu arabayı en iyisi ben bir hanıma göstereyim. Şuradan şöyle döneyim. Hulusi'nin kafası direksiyona çarptı ve korna sesiyle irkildi. Kafasını kaldırdığında güvenlik başucunda bekliyordu. Amca ne yapıyorsun? İn aşağıya, arabaya binmek yasak. Tamam evladım, iniyorum, kusura bakma. Formu dolduracaktım değil mi ben? Formu doldurayım. Formlar burada. Şimdi yazalım şuraya eksiksiz bir şekilde. Adım, soyadım, numaram. Bir de hanımın numarasını yazdım mı? Hanım telefona bakmaz. Adım, soyadım, numara. Oğlanın numarasını yazayım. Ya bu oğlana da hiç güven olmaz. Adımı yazayım, soyadımı yazayım, kızımın numarasını yazayım. Köye möye gidersek telefonu da çekmez şimdi. En iyisi hepimizin numarasını yazayım. Adrese ne yazacağız ya? Apartmanda da kim kime dumduma yahu? Heh, posta kutusu. Posta kutusu yazarsam hiçbir sıkıntı çıkmaz. Posta kutusunu yazdım mı? Tamam. Götüreyim de vereyim şunu danışmaya. Buyur kızım. Fon. Amcacığım. Al bakalım bu çıktıyı. Sakın kaybetme ha. Evladım, kaybedersem ne olur? Amca bu formu kaybedersen katılamazsın. Katılsan da kazandığın arabayı alamazsın. Vermezler bunu vermeden. Anladım evladım, anladım. Şöyle çevirme ses sokalım. Tamam. Şöyle arabaya bakayım. Formu da doldurduk. Bir sıkıntı yok herhalde. Bu çocuklar kim ya? Arabanın etrafında falan gezinip duruyorlar. Şimdi bir şey desek de sıkıntı çıkacak. Ama bu kadar da olmaz canım. Arabanın içine giriyorlar. Güvenlik! Güvenlik nerede? Abi böyle olmaz ya. Arabanın içine giriyorlar. Belki bana çıkacak araba. Nereden bileyim ben? Amcacığım tamam, ben şimdi uyarırım. Sen sıkıntı etme. Kardeşim iner misiniz arabadan? Bakın sadece siz katılmadınız bu çekilişe. Lütfen. Tamam. Bana bak bakayım, sen hep burada mısın? Abi biz her zaman burada değiliz. 4'te ben gidiyorum, başka arkadaşlarım geliyor. 7-24 burada biri bekliyor ama, değil mi?
Bekliyor amca, bekliyor. Beklemese bile her yerde güvenlik kamerası var. Görmüyor musun? Bir sıkıntı olmaz. Yok yok. Biri burada beklesin. Bekler değil mi biri burada mutlaka? Bekler, bekler amca. Sıkıntı yok. Sen git. İyi madem yavrum, ben gidiyorum. Kuponum cebimde. Araba. Üf, camı da toz olmuş ya. Tamam, bir sıkıntı yok. Kapısı da kapalı. Ben evime gideyim en iyisi. Şöyle atayım. Hulusi dolmuşa bindi. Evinin yolunu tuttu. Giderken de arabalara bakıp iç geçiriyordu. Ya şuna bak. Rengi beyaz olsa aynı benim arabadan. Bu da benimkine benziyor ama sanki biraz eski model bu ya. Benimki daha güzel. En güzel araba benimki. Güzel güzel benimki. Hulusi arabadan indi. Evine doğru yol aldı. Derken eve girişte posta kutusu dikkatini çekti. Ya bunda benim numaram silinmiş ya. Eve gideyim de şu numaramı yazayım bir an önce. Değil mi? Hanım ben geldim. Bir kağıt kalem ver hele ya. Şu adımızı soyadımızı yazalım ya. Ben aşağı iniyorum, geleceğim. Kutusunun üzerine bunu da yerleştirdik mi? Heh, bu iş tamam. Gideyim şimdi. Ama anahtar yok. En iyisi yine bir posta kutusu almak. Bununla hiç uğraşılmaz. Ama önce gideyim de şu kuponu bir saklayayım hele. Kuponu nereye saklasam, nereye saklasam? Gardırobuna atsam. Hanım atar bunu çöpe burada bulursa. Şimdi şunun arasına koysam. Burada da çok göze batıyor. Burası da olmaz. Şu kitaplığın içine bırakayım ya. Şöyle kalsın. Burada kimse görmez bunu herhalde. Görmez görmez bunu böyle kalsın. Gideyim de biraz gezeyim. İçim darlandı ya. Böyle bir tur atayım falan. Hulusi çarşı pazar gezerken aklına bir anda kupon geldi. Lan ya kuponu biri bulursa? Hemen eve gideyim. Belediye otobüsünü bekleyemem. Taksi, taksi. Gideyim hemen. İnşallah kupona bir şey olmamıştır ya. Nasıl evde bıraktım? Keşke yanıma alsaydım ya. Sağ ol. Hanım, kupon nerede? Nerede kupon? Buradaymış. Neyse. Ben bu kuponu yanıma alayım neyse. Uğraşamam abi. Ne olur ne olmaz ya. Cebimde kalsın. Ben kapıya gidiyorum hanım. Hava alacağım. Bu evin etrafında geziniyoruz ama bu araba bana çıksa ben bunu nereye park edeceğim ya? Burada geçen sene daha. Geçen sene burada arabaya çarptılar ya. Burası olmaz. Yok yok. Kapının arkasına geçsem. Burası. Burada da çocuklar top oynuyor. Yok. Buraya da park edemem. Burayı iyi. İşte burası iyi. Ben buraya bir garaj yaptırayım. Hanıma bir haber vereyim de. Şimdi bana laf yapar. Sonra gelir ölçüyü alırım. Hanım. Geldim. Aç kapıyı ya. Efendim Hulusi, ne oldu? Hanım ben garaj yaptıracağım. Garaj mı? Ne garajı Hulusi? Çekilişten araba çıkacak ya. Kapıya koyamam arabayı. Garaj yaptıracağım. Hulusi, arabanın sana çıkacağı ne malum? Ne garajı? Saçmalama. Ya ne demek saçmalama? Hissediyorum ben, bana çıkacak ya. Yaptıracağım ben garajı. Hulusi, ya senin ehliyetin yok. Araba sana çıksa ne yapacaksın be adam? Bak, ben hissediyorum diyorum, çıkacak bana ya. Ama dediğin doğru. Ehliyet şart. Ehliyet alayım ben en iyisi, haklısın. Saçma sapan konuşma Hulusi. Araban yok, garaj yaptırayım, ehliyet alayım diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Üf. Hanım bana çıkacak diyorum bana. Anlamıyor musun? Ne uzatıp duruyorsun ya? Ne halin varsa gör. Uğraşamam seninle ben. Gidiyorum mutfağa. Hulusi geri geldi ve düşünmeye başladı kara kara. Ya hanım doğru söylüyor. Ehliyet yok ya. Biz bu ehliyeti nasıl alabiliriz acaba? Aslında sürmesi kolay gelmişti AVM'de ama gerçek hayatta da öyle miydik? Neyse neyse. Şimdi bunlarla canımı sıkmayayım. Ben şu garajın ölçüsünü bir alayım hele. Bakalım ondan sonra ne olur. Şu garajın ölçüsünü şuraya alsak.
Adıma sen... Çocuğum çıkın şuradan ya. Garaj ölçüsü alacağım. Allah Allah. Bakayım şöyle. Aa komşu. Ne haber? İyidir Hulusi amca. Senden ne haber? Ne yapıyorsun burada? Hiç ya, ne yapayım? Garaj yaptıracağım da ölçü alıyorum. Garaj mı? Araba mı alacaksın? Hayırlı olsun şimdiden. Şimdi buna çekilişten çıkacak desen bir sürü tantana yapar. Aynen aynen ya. Alacağım bir araba bakalım. İyi Hulusi amca, iyi. Al şimdiden, hayırlı olsun. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Senin ehliyetin var mıydı? Olmaz olur mu Hulusi amca? Ben 15'ime 18'ime girer girmez aldım ehliyeti ya. Biz biraz geç kaldık ama. Neyse artık, bu saatten sonra alabilirsek alacağız. Alırsın alır. Hem ne güne duruyorum ben burada. Ben sana öğretirim. İstediğin zaman da istediğin yere götürürüm. Sıkma sen canını. Hay Allah senden razı olsun komşu. Gel şu garajın ölçüsünü alalım beraber. Sence ne kadar boyu iyidir? İyi midir böyle falan? Tamam. Bu ölçü bize yeter. Hulusi garajın ölçüsünü de almıştı. Artık her şey yolunda ilerliyordu. Derken günler, aylar geçti. Ve sıra çekiliş gününe geldi. Çekiliş günü geldiğinde Hulusi AVM'nin yolunu tuttu. Kuponunu sakladığı yerden aldı ve AVM'ye doğru ilerledi. AVM'ye geldiğinde etraf kalabalıktı. Herkes iç içe girmişti. Hoparlörler çalıyordu, büyük platformlar kurulmuştu. Derken biri Hulusi'ye yer verdi ve Hulusi oturdu. Şanslı'nın adı bir anda kameralara yansıdı. Hulusi daha ne olduğunu anlayıp görememişti bile. Birden baktı ve savaş güçlü mü? Daha ben kuponu kontrol etmedim ya. Derken savaş güçlüyü telefona bağladılar. Vallahi efendim biz de hiç beklemiyorduk yani. Benim de hanımın da arabası var. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bunu da bari çocuğa veririz, ne yapalım. Hulusi yerinden kalkacak gibi oldu. Kalkamadı. Dili tutuldu. Sanki bir şeyler söylemek istiyordu ama konuşamıyordu. En sonunda gücünü topladı ve ayağa kalktı. AVM'den çıkacak gibi oldu ki bir anons sesiyle irkildi. Efendim, önümüzdeki yıl 10 araba vereceğiz. Bugünden itibaren 100 TL'lik alışverişlerde çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. Hulusi sesi duyar duymaz içine bir ümit doldu ve önündeki ilk mağazaya girerek alışveriş yapmaya başladı. Efendim, buradan da anlayacağımız gibi İnsan ümidini yitirmemelidir. Bizi bu hayata bağlayan şey içimizdeki ümitlerdir. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.